Benden habersiz nasıl ayrılabilirsiniz? Benden habersiz nasıl evet dersin gitmesine? Patron sen misin yoksa ben mi? Gitmesini istedim. İstedim çünkü artık öyle gerekiyordu. Aramızdaki bağların çözüldüğünü anladık ikimiz de. Ne kadar duygulusun. Bu düzende duyguya yer olmadığını çoğu zaman anlatmak istedim sana. Anlatamamışım demek ki. Ben yıllarca böyle yaşadım. Böyle hissettim de ne oldu? Böyle hissettim de ne değişti sanki? Bir anne olarak benim neler hissettiğimi düşündün mü hiç? Benim de çocukluğumdan beri unutamadığım, altında yıllardır ezildiğim duygularım var. Neymiş o altında ezildiğin duygular? Çoğu zaman sana anne demekten utandım. Sana anne demek utanç verdi bana. Son kez anlatıyorum sana. Duyguya yer yok bizim dünyamızda. Gerçekte aldatıldık ikimiz de. O beyinsiz kadın beni ona emanet ettiği Müslüm'le, seni de Müslüm'e olan duygularıyla aldattı. Haklısın. Duymadan da sevebilir insanlar, duygusuz da. Bu kez öksene yakalanacak yavru kuş. Kolay kolay uçamayacak. Telefonda özellikle benimle görüşme isteğinize çok şaşırdım. Ayrıca bu buluşmamızın Alev abladan gizli oluşuna da hiçbir anlam veremedim. Hayatım boyunca sizin gibi tertemiz, sizin gibi pırıl pırıl bir genç kız düşledim. Peki Alev ablam? Onunla nişanlısınız benim bildiğim. Alev benim için erkeklik arzularımı söndüren bir kadın oldu her zaman. Yalnız benim değil, para karşılığı tüm erkeklerin arzularını söndüren bir kadın. Olamaz. İnanılır gibi değil. Bana inanmıyorsan kendisine sor. Yalan. Yemin ederim yalan. Doğrusunu söyle o zaman. Bazı şeyleri şu an anlatmam çok zor. Anlatamam. Ama bana kalırsa uzak dur Cemil'den. Neden? Anlatamam dedim ya. Keşke anlatabilsem. Korkuttun mu? Nen var senin? Bilmem. Birden bir hüzün kapladı içim. Benim duygulu sevgilim. Yarın sabah turneye çıkıyoruz. Bunu hissetmiş olabilirsin. Turneye mi çıkıyorsunuz? Evet. 15 gün sonra döneceğiz. Ayşe sana teslim. Ona kendin gibi, kendi öz kardeşin gibi bak.